Eyo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Klasik bir pazar günü. Hava 85 derece ve ben yine yollardayım. Artık dediğim gibi rutin bir sürüşümüz oldu bu. Elimden geldiği kadar pazar günleri kullanmaya çalışıyorum. Bugün iki tane konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani bir tanesi aslında basit bir mevzu. O da şu: kanalımın isminin hikayesi nereden geliyor? Aslında çok öyle amşağın bir hikayesi yok. Genellikle bu yurt dışında kız ismi olarak kullanılır. Kadın ismi olarak kullanılır. Cici. Hani senin ne alakan var? Neden Cici diye merak edenler varsa ona hemen kısaca bir açıklayayım. Hepinizin bildiği bir oyun var aslında. Counter Strike. CSGO oynuyordum ben bir aralar. Bundan belki 3-4 sene önce. Belki pandemi zamanında. Tabii pandemi zamanında da oynuyordum. Orada işte tabii biliyorsunuz herkesin bir takma ismi var. Benim daha önceden başka bir isimdi. Bir de ben çok sevmem yani devamlı takma isim değiştireyim. Dolandım. Biraz işte başka bir isimle biraz takıldım orada. Biliyorsunuz bir de oyunda böyle güzel bir hareket yaptı mı veya rakibi kutlamak isterseniz, belki kendi takımınızı kutlamak istediğiniz zaman da bunu diyebilirsiniz. GG yazarsınız. Yani GG sadece. Hani good game anlamında, iyi oyundu vesaire gibi. Onun aralarına i harfi sokulmuş hala aslında bakarsanız benim ismim. Bir de normal kendi ismim, soy ismim de C ile başladığı için CC. Yani oradan bir çağrışım yaptı. O şekilde Cici olarak kaldı. Belli başlı yerlerde hala bu takma ismim Cici olarak devam ediyor aslına bakarsanız. Dediğim gibi çok derin bir hikayesi yok ama bunu sizlerle bir paylaşmak istedim. Belki aranızdan nasıl, ne alaka diyenler vardır. O şekilde merak edenler vardır. O yüzden onların aklındaki o soru işaretine hemen bir giderin dedim. Sen şimdi niye böyle bir hareket yaptın? Ben onu anlamadım. Ne yapıyorsun ki sen? Ya hakikaten enteresansınız ya. Hakikaten enteresansınız ya. Bir de bu aralar kafayı taktığım ikinci bir mevzu var arkadaşlar. O da şu: gurbetçilerin devamlı Türkiye'yi övmesi. İşte sokak röportajlarında, orada burada. Ben gerçi sokak röportajlarını izlemeyi bırakalı bir 5 sene falan oluyor ama tabi düşüyor hani kesitleri Twitter'da önümüze vesaire. Devamlı bir Türkiye'yi övme. Yok işte Türkiye cennet, Türkiye öyle, Türkiye böyle. Ya evet, Türkiye cennet, orada hemfikiriz, onda sıkıntı yok da. Tamam, adam Türkiye cennet diyor, kadın tamam Türkiye cennet, doğru. Ama o kadar hadsizler ki. Bu arada bunu bütün gurbetçiler için söylemiyorum bu arada. Aklı boşuna olan gurbetçi de oldukça fazla. Yani adam senin benim ne yiyeceğime falan karar veriyor. İşte diyorsun ki et çok pahalı, et yeme falan diyor. Oğlum sana mı soracağız ne yiyip yemeyeceğimizi? Ben anlamadım ki. Biz sana diyor muyuz Almanya'da onu yeme bunu yeme diye? Kime ne yani? Bir insanın neyi yiyip yemeyeceğini kim karar verebilir kendisinden başka? Kimlik. Ah. Güzel mi? Şeyde yok ha, burada da var. Var var abi. Tamam. Ama bu sen misin? Benim. Dur. Bilemem, sana göre sen. O da doğru. Güneş yüzleri var kafamda. Bilemem, sana göre sensin. O da güzel. Tamam abi. Eyvallah, kolay gelsin, sağ ol. Keşke her zaman yapsalar bu kontrolü. Neyse, ne diyorduk? Yani bazıları öyle hadsiz ki senin benim ne yiyeceğimi falan öyle kararlar veriyorlar yani. Adama diyorlar ki süt çok pahalı, içme diyor. Yumurta şu kadar para, yeme diyor. Ya birader, bu haddi siz nerede buldunuz ya? Ben anlamadım ki. Ya düşünseniz, ya ben bunu arkadaşıma bile demeye utanırım yani, anladın mı? Mesela bir senaryo kur kafanda, arkadaşınla oturuyorsunuz. Arkadaşın diyor ki ya ben şunu yemek istiyorum, ya onu yeme. Ya oğlum sana ne? Adam ne yemek istiyorsa yesin. Devamlı ekonomiden bir dem vurulmaca var tabii o sokak röportajlarında. Konu devamlı tabii ki ekonomi. Yurt dışında kazanıp burada harcadığın zaman güzel bir hikaye olabilir. Tabii ki sen de orada zorluklar yaşıyorsundur. Belki ırkçılık görmüşsündür. Okeyim, onları da anlıyorum. Tamam, doğrudur. Ama sen buradaki insanların yaşam stillerine, ne yiyip ne yemeyeceğine karar verebilecek yetkiyi kendinde görebiliyorsan, adam da sana o zaman koskocaman bir diyebilir. Doğru mu?
diyebilir. Herkes kendine gelsin. Birilerinin de artık buna dur demesi lazım. Mikrofonu eline alan abuk subuk konuşmaya başlıyor. Artık gına geldi bana da. Devamlı bunların güzellemesini görmekten. Bunları görüyorsun. Bunların tabii bu videoların altına devamlı yorumlar şöyle. Gel o zaman Türkiye'ye. Madem çok güzel, gel burada yaşa vesaire. Şimdi bir de şu çıktı. Adam röportaja başlarken şey diyor, işte şimdi bunun altına yazacaklar, gel o zaman Türkiye'de yaşa bilmem ne diye. Abi sen kendinde insanların ne yiyip ne yemeyeceğini karar verebildiğin bir mekanizmayı görebiliyorsan, adam da sana gel burada yaşa der yani. Biz bilmiyor muyuz? Herkesin bir yerde düzeni var. Senin Almanya'da var, işte atıyorum Hollanda'da var, neresiyse artık Fransa'da var. Bizim de Türkiye'de var. Ya düşünsene şimdi, İzmir'den başka bir şehre iş için gittiğini varsay, taşındığını varsay, o bile insana böyle bir manyak eder yani. Bir 2-3 ay kendine gelemez. Kaldı ki ülke değiştirmekten bahsediyorsun. Biz onu biliyoruz nasıl zor olduğunu, ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama sen kalkıp da abuk subuk yorumlar yaparsan acayip acayip işler oluyor. Kimse de sesini çıkarmıyor. Ya düşün, gurbetçiler bile artık şikayet ediyor yani, para yetmiyor burada falan diye. Ki euro kazanıp geliyor buraya. Bu arada tekrar söylüyorum, bakın hepsini kastetmiyorum. Herkes üstüne alınmasın. Benim lafımın nereye gittiği belli. O konuda çok gerginlik yaratmayın yani. Bir de oradan linç yemeyelim. Sıkıntı yok. Yiyeceksek de yeriz. Önemli değil. Her türlü şeyin altından kalkarım ben. Gerek yok yani. Kendinizi yıpratırsınız. Ben yıpranmam. Hepinize de tek tek cevabımı veririm. Sıkıntı yok. Öyle bir mevzular var işte. Canımı sıkıyor bu. Ya çok cahil insan var abi ya. Bunu genel anlamda söylüyorum. Ne kitap okuyoruz, ne bir şey yapıyoruz, ne araştırıyoruz. Nasıl olacak bu işin sonu, nereye varacak? Tahmin edemiyorum ya. Bazen diyorum ki hani senlik ne durum var? Sen bak hayatına, devam, sıkıntı yok. Bir şekilde götürüyorsun maçı. Ama herkes böyle düşünürse nasıl olacak bu iş? Bak şimdi benzin alacağım ileride. Fiyata bak. Sigaraya zam, benzine zam, elektriğe, suya vesaire. Allah Allah, sabır versin bize ya. Diyecek gerçekten bir şey yok. Hakikaten sabır diliyorum. Başka da hiçbir şey elimden gelmiyor. Yavaş yavaş sağa yanaşayım da şimdi. Daha gider aslında, rahat 280-290 kilometre gidiyor ama yine alalım abi, ne olur ne olmaz. Abi basma, radar var. Arkadaşlar bu arada uzun video istiyorsunuz. Görüyorum, fark ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben o videolara jump cut yapmasam bile maksimum 20 dakika olacak. O sizi kesecek mi bilmiyorum. Bak gene sulama mulama bir şeyler. Ya var ya, of. Bak bu sulama yüzünden var ya, çok sıkıntılar çıkıyor ya, biliyor musunuz? Allah'tan arkam boştu da. Dediğim gibi o videolara cam kat yapmasam bile maksimum 20 dakika 25 dakika falan oluyor. Bazı şeyleri de kesmeniz gerekiyor. Çünkü akıcı bir konuşma olması adına olması gereken o bence. Belki uzun bir yol yaparsam yarın öbür gün, o zaman uzun bir video gelecek inşallah. Biz de pompa beğenemedik. Şuraya kaykılayım ben. Bak şimdi fiyata bak. 10 litre 500 lira. 10 litre benzin aldın, 500 lira verdim, çıktım. Bir ara hep 50 liralık alanlar vardı. Onlara ne oldu acaba? Hala 50 liralık mı alıyorlardı? Geldiğimiz hale bak ya. 2016 yılında arkadaşlar 0 Ege almıştım. 1.3 dizel. 2016'da bayiden arabayı çıkardık. Tabii gittik hemen benzinciye. Dedim ki dayı fulle. 128 liraya fullenmişti o zaman 2016'da. Yani işte 35 litre mi Egea'nın deposu? 40 litre mi? O civar olması lazım. 35 falan olması lazım galiba. Yap hesabını kanka. Ama Türkiye cennet. Parası olana. Ya benim en çok zoruma giden hadsizlik abi. Başka bir şey değil. Yani adam senin ne yiyip ne yemeyeceğine karar veriyor ya. Bunu düşündükçe var ya, kendi kendime sinirleniyorum yani. Şimdi bir konuşacağım, hakikaten sıkıntı olacak. O yüzden fazla da üstüne gitmek istemiyorum konunun. Yani bunlar insanca yaşamanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bizim kendi Türk insanımız da bilmiyor. Burada Türkiye'de yaşayan insanlar da bilmiyor İnsanca yaşamanın ne demek olduğunu. Çok az bir kitle biliyor. Onlara göre yaşamak sadece karnının doyması ve masraflarını ödeyebilmen. Başka herhangi bir gayeleri yok bunların. Bak dayı zınk diye çıktı oradan. Ya böyle pazar günleri aslında neşeli konulardan bahsetmek istiyorum. Çok neşeli bir konu olmadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne oldu acaba ya? Bir yandan telefon, bir yandan araba. Nereye kadar bu işler böyle gidecek? Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu kapatalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.